Seninle rüya gibi iki gün geçirdik. Ama her güzel şey gibi bunun da sonuna geldik. Bence daha yeni başlıyoruz. Hala seni kurtarmaya geleceklerini düşünmen ne kadar acı bir şey. Var mı son bir isteğin? Bana yaşattıklarını yaşayarak ölmeni istiyorum. Buraya kadarmış. Ne var? Seninle görüşmek isteyen birisi var. Kimmiş o? Atmacı diye biri. Atmaca mı? Geleceğini söylemiştim. Allez là-bas. Vous. Toi, tu viens avec moi. Durum nedir? Etrafta hareketlilik var başkanım. Hemen desteğe gidin Uzay. Ömer gizlice içeriye sızacağını söyledi. Aksi bir durum için biz irtibat halindeyiz. Tamam ama yine de beklemede kalın. Bize ihtiyacı olabilir. Anlaşıldı başkanım. EHS. Söyleyin patronunuza, Hasan Atmaca geldi. İşte buradayım David Hartley. Hasan Atmaca. Geleceğini biliyordum. Selim nerede? Farkında mısın? Son zamanlarda çok sık karşılaşır olduk. Bunlar son karşılaşmalarımız. Şansını yitirdin. Fırsatın varken işimi bitirecektin. 30 yıldır bekliyorum. Birkaç gün daha beklerim. Şu etrafına bir bak istersen. Hangimiz ölüme daha yakın görünüyoruz? Tarihi böyle kuru kalabalıklara galip gelen kahramanlarla dolu. Çok iddialısın. Oysa bu toprakların insanları her zaman mütevazı olmakla övünür. Zalimlere karşı kibirli olmayı şeref biliriz. Şimdi adamlarına söyle Selim'i getirsinler. Ulaşırlarsa sana asla ulaşamayacaklar, bunu bil. Ne ailene ne sana söz. Bil mukabele.
Bu ilaçlar seni öldürür yalnız. Ver onu bana! Al. Bak. Çok daha doğal yöntemler denemelisin. Bu şekilde olmaz. Şerefsizler! Lan şöyle! Ver onu bana! Bırakın adamı! Sakin ol ihtiyar. Bak. Arkadaşının hayatını kurtardım. Yetişmeseydim kendini öldürecekti. Gel dedin, geldim. Sözünü tut sen de hadi. Bırak Selim'i. Benim için verilen sözler değil, kazanılacak savaşlar önemlidir. Ve bana galibiyet getiren her yol mübahtır. O yüzden ikiniz de öleceksiniz. Abin de Bosna'da savaşı kazanacağını düşünüyordu. Bunun için her türlü alçaklığı, her türlü zalimliği yaptı. Ama ona hak ettiği cezayı verdim. Sende o tetiği çekecek cesaret yok. Şimdi söyleyin bakalım. Hanginiz beni öldürebilecek? Sakın. Sakın. Bir korkak gibi öleceksin. Kapa çeneni. Hala bulamadınız mı şu herifi? Hiçbir yerde yok patron. Bizimkilerden bir tanesini öldürmüş. Geliyor patron. Hepimizi öldürecek. Hadi siz de gidin. Yürü. Bence teslim ol. Seni öldürmemesi için belki ikna edebilirim. Ama söz veremem. Atmacayı ikna etmesi zordur. Kim bu Allah'ın belası Atmaca? Léo, d'où est-il? Ouvrez-vous. Evet, dinliyorum. Silah sesleri arttı. Desteğe geliyoruz. Ben iyiyim. Şimdilik beklemede kalın. Beklemede kalın diyor. Bizi riske atmak istemiyor. Hiçbir şey yapmadan beklemeyi sevmiyorum. Zehra. Geleceğini biliyordu. Birazdan buralar aşk ateşiyle yanacak. Atmaca sensin demek. Bırak o elindekini. Bence iyi düşün. Çünkü eğer elindekini bırakırsan bu kadın burada cayır cayır yanar. Thank you.
Onu bırak. Beni al. Pazarlık yapacak durumda değilsin. Ha bu arada arkadaşının canını birazcık yaktım. Yoksa sevgilim mi demeliydim? Buna yaptıklarının hepsinin hesabını vereceksin. Zehra'yı mısın? Merak etme, seni buradan çıkaracağım. At silahını yoksa yakarım. Seni öldüreceğim. Ama sanma ki hikaye böyle bitecek. Bütün sevdiklerini tek tek bulacağım. Benim işim daha kestirme. Seni öldüreceğim ve bu iş burada bitecek. Beni öldüreceksin ha? Şu etrafına bir kez daha bak istersen. Nasıl düşünüyorsun beni öldürmeyi? Tek bir hareketimle. İndirdiğim anda kurşunu kalbine yersin. Hareket ettiğin zaman ne olacağını anladın herhalde. Şimdi adamlarına söyle, Selim'i bıraksınlar. Yoksa buradan kurtulamazsın. Silah sesleri kesildi. Atmaca, beni duyuyor musun? Atmaca. Cevap vermiyor. Başkanım, çatışma durdu. Ömerler. Ulaşamıyoruz. İzniniz olursa biz desteğe gideceğiz. Daha fazla bekleyemeyiz. Tamam, dikkatli olun. Ne emredersiniz? At silahını dedim. Merak etme. Seni buradan kurtaracağım. Yaklaşma, yakarım. Hiç sanmıyorum. Sende o cesaret yok çünkü. Tek başınasın. Seni burada elimden kimse kurtaramaz. Kendini tehlikeye atacak bir şey yapma. Yalvarırım, bırak beni. Yanacaksak hep beraber yanacağız. Bana güven. Hep güvendim zaten. Seni buradan çıkaracağım, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Bakalım şimdi ne yapacaksın? At silahını. Önce seni mi öldüreyim? Yoksa onu mu? Ha? Ha Atmaca? Sen ver kararını. Hadi. Hadi. Söyle adamına vursun beni. Ama ateş edildiği anda adamlarım seni delik deşik eder. Aramızdaki fark ne biliyor musun? Benim ölümden korkum yok. Buraya gelirken her şeyi göze aldım ben. Benim korktuğumu mu sanıyorsun? Korkmuyor musun? Tamam. Tamam. Dur. 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 Anlaşabiliriz. Anlaşma basit. Buradan Selim'i alıp gideceğim, senin de canını bağışlayacağım. Ben buradan gitmeden Selim'i alamazsın.
Ben Selim'i almadan sen buradan hiçbir yere gidemezsin. Tamam. Tamam. Öyle olsun. Selim içeride. Gir al. Kıpırdayan kurşunu kafasına yer. Selim. Geldim kardeşim. Neden geldin Efker? Ben zaten bitmişim. Neden ateşe attın kendini? Seni bu halde bırakamazdım. Ailemi bulmuşlar Efker. Merak etme, kimsenin onları bulduğu yok. Hepsi güvende. Seni konuşturmak için yapmışlar. İçin rahat olsun. Allah senden razı olsun. Merak etme. Gideceğiz buradan. Yakında ailene kavuşacaksın. Bir şeyler yap Francis. Böyle bekleyemeyiz. Sakin ol. Merak etme, kurtaracağım seni. Nasıl kurtaracaksın? Hareket ettiğim anda ateş edecek, görmüyor musun? Hareket et de beynine dağıtayım. Şimdi şöyle yapacağız. İşaretimle arabaya doğru koşmaya başlayacağız. Sizler de bizi koruyacaksınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Şimdi. Kahretsin. Köpeklerinden göremiyorum ki. Tarafta! Ateş edin! Durmayın! Gitme. O adamın öldüğünü görmek istiyorum. Saçmalama, eteğin gerisi kaldın zaten. Lanet olsun. Onu öldürmeye çok yaklaşmıştım. Birazdan ölecek. Allah'tan peşimizdeki kansızların yerini biliyoruz. Kal burada. Hareket etmesin. Fırsatın varken kaçacaktın. Ama şimdi birlikte yanarak öleceksiniz. Buradan çıkınca bana epey borçlanacaksın. Yıllarca dilinden düşmem artık. Onu boş ver de borcunu nasıl ödeyeceksin onu düşün. Sen beni burada bırak. Sana borçlanacağıma yanmayı tercih edebilirim. O zaman ikimiz birden yanalım burada. Bana uyar. Faites-moi signe quand vous finissez. D'accord, patron. Bu sizin için çok romantik bir son olacak. Ama yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Acılar içinde kıvranarak gebereceksiniz. Şişt. Ben çıktım. Gerisini siz halledin.
gelmeyeceksin sandım. Kusura bakmayın. Zehra. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Bana izin vermeyeceğini biliyordum. Hadi gidelim. Siz araca geçin. Nereye? Benim ufak bir işim var. Gitme. Sana yaptıklarının hesabını soracağım. Zehra, sal kendini. Tamam, işte. Kurtuldun demek. Ama beni yakalayamayacaksın. Korkut, sağdakiler benim. Soldakiler halledebilir misin? Evelallah. İyi tamam. Üç deyince. Üç! Nasıl üç? Gerizekalılar! Baba kaçıyorlar. Size yol açanım var ya. Bazen kaçıp gitmek istersin Korkut. Kaçıp gidince her şeyin düzeleceğini hissedersin ama... Gidemezsin. Çık bakalım Selim, çık. Yalnız bırakmam. Kal orada kal! Selim! Selim! Kansız herif. Selim! Selim çıkma dedim sana. Kal dedim burada. Kardeşim bak bir şeyin yok. Sıyırmış. Bir şeyin yok. İçin rahat olsun. Kaçtı şerefsiz. Selim abi hastaneye götürmemiz lazım hadi. Dur. Dur efkar beni dinle. Ailem sana emanet. Söz ver bana. Onları ailem bileceksin. Böyle konuşma Selim. Böyle konuşma bak. Atlatacağız bunu da atlatacağız. Bak birazdan burada çıkıp gideceğiz. Sen de çocuklarına kavuşacaksın tamam mı? Sakin ol. Sakin ol. Buraya kadarmış.
Celalet. Hakkın. Selim. 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 Kaçacağını mı sanıyorsun? He? Daha işimiz bitmedi ki. Dur. Lütfen dur. Merak etme. Kafana sıkmayacağım. Zehra'ya yaşattığın acıları yaşamadan öldürmeyeceğim seni. Dur. Yeter. Yapma. Bu elinle mi yaktın Zehra'nın canını? Dur, yeter, yapma. Dur. Bu parmaklarla mı dokundun ona? Bakalım Zehra kadar dayanıklı mıymışsın? Daha iyi olamazdım. Ölmüş. Gidelim. Başkanım, operasyon başarılı. Zehra yanımızda. Oh, şükür. Zehra'nın durumu nedir? Bitkin görünüyor ama toparlar. Ömer! Gayet iyi. Güzel. Biz tahliye noktasına doğru yoldayız başkanım. Bölgedeki unsurlarımıza irtibata geçin. Buluşma yerine intikal etsinler. Anlaşıldı. Bu adamın arkasında kimler var bilmiyorum. Nasıl bu kadar güçlü olabiliyor bilmiyorum. Bilmiyorum çünkü senin hiçbir şeyden haberin yok. Bu meseleyi haddinden fazla büyütüyorsun. Evet, büyütüyorum Francis. Çünkü bu mesele benim için büyük bir mesele. Sen de bu konu hakkında daha fazla yorum yapmasan iyi edersin. İşini yap. Merak etme. Bedro hepsini öldürmüştür. Pedro. Pedro arıyor. Alo. Hepsinin işini bitirdiğini söyle bana. Şimdi şöyle. Adamlar çok kalabalık olduğundan dolayı biz Hasan Atmaca'yı son anda elimizden kaçırdık. Bardağı taşırdın artık. Seninle işimiz bitti. Beceriksiz herifler. Yani o kaçtı ama bu arkadaşı var ya Selim. Hah, onu kendi silahımdan çıkan kurşunlarla bizzat kendim öldürdüm. Selim'i öldürmüş. Bu güzel haber işte. Tamam. Sen şimdi ortalarda görünme, benden haber bekle. Tamam. Hadi yine yırttım Bedro.
Hadi yine yırttın. Keyfin yerine geldi. Daha değil Francis. Bütün sevdiklerini elinden alacağım onun. Hepsini kaybetmenin acısını tek tek yaşatacağım ona. Belki o zaman keyfim yerine gelir. Tahliye noktasına geldik başkanım. Peki diğer ekiple iletişime geçtiniz mi? Evet, az sonra burada olacaklar. Peki, çıkış için hazırlıklar tamam mı? Güvenli çıkış için iki alternatifimiz var başkanım. Güzel. Diğer ekiple de istişare halinde olun. Anlaşıldı. Eğitimlerini unutmamışsın. Her an aklımda. Geleceğini biliyordum. Bunu kaçırılan her ajanımız bilir. Ayrıca benim elime kim olsa aynısını yapardı. Bir başkası olsa, bütün ekibi arkasında bırakıp onlarca kişinin arasına tek başına girer miydi? Kurtarma planı gizlilik gerektiriyordu. Tek başıma olmak zorundaydım. Peki bir başkası olsa benimle birlikte alev alev yanmayı göze alır mıydı? Belki de buna gerek kalmayacaktı. Başka bir yol bulacaktı. O yüzden mi adamın bütün kemiklerini kırdın? Bir başkası olsa canımı yakmasını umursar mıydı? Dur. Canın yanacak. Biliyordum Ömer. Geleceğini biliyordum. Beni kurtarmak için canımdan bile vazgeçeceğini biliyordum. Sana bir şey olsaydı kendimi asla affetmezdim. Ama bak buradayım. En mutlu olduğum yerdeyim. Senin yanında. Çıkış için gerekli hazırlıklar tamam. Güzergah belirlendi mi? Belirlendi. Bizi bekliyorlar. Başkanım biz yola çıkıyoruz. Karargâhta görüşürüz. Nasılsın? İyi misin? Daha iyiyim başkanım. Sen Ömer? Ben iyiyim başkanım. Güzel. Arkadaşlar, çok zorlu bir görevi el birliğiyle başardınız. Hepinizi tebrik ederim. Ülkemizin güvenliğine yönelik çok önemli bir tehdidi ortadan kaldırdınız. Hem planlarını bozduk hem de neyin peşinde olduklarını öğrendik. Savunma sanayini hedef almaları boşuna değil. En güçlü olduğumuz yerden vurmaya çalışıyorlar. Amaçları bizi zayıflatmak. Özellikle de sınır ötesinde. Kesinlikle haklısın Uzay ama bunu isteyen tek Harley değil. Teşekkür ederim. İyi misin sen?
Analisti öldürmüşler, verileri de geri almışlar. Helen, bize biraz müsaade eder misin? Sorun yok. Yanımda konuşabilirsiniz. Yani bu işlerin bir şekilde ilerlemesi gerekiyor ya. Lütfen buyurun. Bence bu işin içinde istihbarat var. Nasıl öğrenmiş olabilirler peki? Bilmiyorum. Bilmiyor. Francis bilmiyor. Her şeyi bilmesi gereken Francis hiçbir şeyi bilmiyor. Farkındaysan Francis, sen bu işlerden elini çektiğinden beri her şey tersine gitmeye başladı. Her şey. Hayır! Sen işinin başında durmadığın için oluyor tüm bunlar. Kişisel intikamından başka hiçbir şey düşünmüyorsun. Hiçbir şey. Sana bu konu hakkında bir daha yorum yapmayacaksın demiştim. Hastasın sen. 30 senelik bir hikayenin peşinden gidiyorsun. İntikam almak için deşifre ediyorsun kendini. Beyler! Ölümle burun buruna geliyorsun. Sen benim sözümü içtin demiyorsun. Francis! Beyler sakin olun, ne yapıyorsunuz? Bu şekilde hiçbir şeyi çözemeyiz babacığım. Lütfen. Şu an yapmamız gereken tek şey bu meseleyi ortaklarımıza nasıl açıklayacağımızı düşünmek. Arkadaşlar, hedeflerin de milli muharip uçağı olduğunu çok iyi biliyoruz. Şimdilik engel olduk ama yeniden deneyeceklerdir. Bir sonraki hamlelerin ne olacağını bulmamız gerek. Başarısız oldular. Bir başarısızlık daha yaşamak istemeyeceklerdir. O yüzden eskisinden daha saldırgan olacaklar. Haklısın Zehra, haklısın. Yani Harley her zamankinden daha cüretkar olacak arkadaşlar. Gürcan, Harley'in, Sarışın'ın ve Helen'in attığı her adımdan haberdar olmak istiyorum. 7-24 peşlerinde olalım, izleyelim. Anlaşıldı mı? Emredersiniz başkanım. Hemen organize ediyorum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Daha sonra çalışmaya devam edeceğiz. Başkanım, müsaadenizle ben bir eve gideceğim. Ömer, seninle konuşmamız gereken önemli bir mesele var. Aslına bakarsanız bu mesele hepinizi ilgilendiriyor arkadaşlar. Tüm enerjimizi Hasan Atmaca denen o adamı bulmak için harcadık. Biz eğer kendi meselelerimize odaklansaydık şu an sonuç çok daha farklı olabilirdi. Tabii tabii. Beceriksizliğini türlü türlü bahanelerle kapatmaya çalış. Sen de bu saçmalıklarının peşinden koşmaya devam et, tamam mı? Francis, bir dakika, bir dakika. Bırak gitsin. Hayır baba. Hala devam ediyorsunuz. İnanamıyorum ikinize de. Kavga ederek bir yere varamayız, tamam? Şu an düşünmemiz gereken şey ne yapacağımızı bulmak. Babacığım. Aslında ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ne yapacağız? Onu çağıracağım, buraya gelecek. Nasıl yani? Anladın işte. Bir dakika. Aklındaki kişiden bahsetmiyorsun herhalde. Ta kendisi. Baba, emin misin? Elbette. Onunla baş edebilmem pek mümkün değil. Ben yıllardır seninle baş ediyorum be. Onunla mı baş edemeyeceğim? Ayrıca sen de çok iyi biliyorsun ki aramız çok iyidir. Beni kırmayacaktır.
Uzun zaman oldu. Sana ihtiyacım var. Yarın ilk uçakla Türkiye'ye gelmeni istiyorum. Ne demiştim size? Beni kırmaz. David. Hata yapıyorsun. Bence de. Yok. Aksine. Çok büyük oynuyorum. Hem sen bunları düşünme artık. Bedru'yu ara. Onunla yapılacak son bir işimiz daha var. Tatsız bir durum mu var? Yani biliyorsun, Harley her yerde. Baban Hasan Atmaca'yı arıyor. Evet başkanım. Hasan Atmaca'yı ararken, izini sürerken evinizi bulmuşlar. Başkanım annem iyi mi? Anneni ver, sakin ol. Maalesef evinize kadar gelip Sacide Hanım'a Hasan Atmaca'yı sormuşlar. Başkanım nasıl olur böyle bir şey? Nasıl yaparlar? Annem nerede şimdi? Sakin ol. Annen güvenli bir yerde. Süreci bizzat ben yönettim. Yani her şey kontrolümün altında. Sen bir otur, sakin ol. Bu meseleyi hepinizin önünde konuşmak istedim. Çünkü bu Ömer'in şahsi meselesi değil arkadaşlar. Ucu Hartley'e dayandığı için hepimizin meselesi. Sinirlenmekte haklısın ama... Her ne olursa olsun sakin olmak durumundayız. Şimdi gel benimle, annenin yanına gidelim. Anneni gör, içim bir ferahlasın. Hoş geldiniz Sacide Hanım. Teşekkür ederim. Yeni eviniz burası Sacide Hanım. Sağ olun, sağ olun. Bunlar da anahtarlarınız mı? Her şeyi düşünmüşsünüz. Biz evin önünde olacağız. Bir şeye ihtiyacınız olursa bizi arayabilirsiniz. Allah sizden razı olsun evladım. Buyurun. Efendim Sacide. Efkar, sana ulaşamadım da iyi misin? İyiyim, iyiyim hanım, iyiyim. Halit Bey iki kişi yollamış, onlar da beni eve yerleştirdiler. Sağ olsunlar her şeyi düşünmüşler. Baştan aşağı döşemişler evi. Ne güzel. Ben seni daha sonra arayayım mı Sacide? Şimdi bir işim var da. Efkar, iyi misin sen? İyiyim, merak etme. Arayacağım ben seni.
Baba, belki sırası değil ama bu defin işleriyle ben ilgilenirim. Merak etme diye söyleyeyim dedim. Engel olamadım be Korkut. Yok baba, yok öyle deme. Sen elinden geleni yaptın. Yıllarca omuz omuza savaştık. Kardeştik, sırdaştık. Ama olmadı işte, engel olamadım, gördün. Mekanı cennet olsun. Amin. Nasıl söyleyeceğim şimdi ailesine? Hangi yüzle bakacağım? Oğlum. Annem, iyi misin? İyiyim oğlum, iyiyim. İyi misiniz Taci Hanım? İyiyim, sağ olun Halit Bey. Sakın merak etmeyin, bütün güvenlik önlemleri alındı. İçiniz ferah olsun. Bir daha böyle bir şey olmayacak asla, tamam mı? Oğlum ben Aslan'ın annesiyim, unuttun mu? Alışkanım böyle şeylere. Baba olacak bir de. Hayır olmadığı gibi başımızı açtı işlere bak. Merak etme Ömer, el birliğiyle bunu çözeceğiz. Ayakta kalın Salih Bey, buyurun. Teşekkür ederim. Baba, niye geldik? Selim'e son bir borcum var. Efker amca, hoş geldin. Nasılsın Aslan? Sağ ol amca. İhtiyaçlarınızı oradan karşılarsınız yenge. Efker amca, babam nerede? Haber alamıyoruz bir süredir. Engel olamadım, affedin beni. Başımız sağ olsun. Eksiniz var mı Sarıcı Hanım? Sağ olun Halit Bey, her şeyi düşünmüşsünüz. Allah sizden razı olsun. Sağ olun başkanım. Vazifemiz, biz bir aileyiz Ömer. Ben bakarım. Hayırlı olsun komşu. Zehra? Ne demek o? Biz de buraya taşındık. Hayırlı olsuna gelelim dedik. Nasıl oldu o? Biz yokken her şeyi ayarlamışlar sağ olsunlar. İçeri geçmeyelim mi? Geçin geçin tabii, buyurun. Hadi. Başkanım, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Ne oldu sana? Ufak bir kaza geçirdim, düştüm. Bütün akşam karargâhtaydın. Bunları ne zaman yaptın? Halit Bey, siz benim kızımın nasıl hamarat olduğunu bilmiyorsunuz.
Artık komşu olduk Sacide babaanne. Evet. Ben müsaade isteyeyim artık. Halit Bey, olur mu öyle şey? Birazdan sofrayı hazırlayacağım. Buyurun birlikte yiyelim. Hiç zahmet vermeseydim. Başkanım, kalın birlikte olalım. Peki. Ömer abi, bana evi gezdirsene. Evi mi? Gezdireyim ama ben daha gezmedim evi. Gel bakalım. Zehra, neli yaptın? Portakallı başkanım. Ne sağlık. Bizim ev kadar büyük. Bize de gelirsin değil mi Ömer abi? Oyun oynarız. Ne oynayacağız? Satranç. Aa, ben seninle oynamam. Sen beni iniyorsun. Aslında sana bir şey soracağım. Annemin yüzündeki yaraların kazayla olmadığını biliyorum. Kötü adamlar yaptı değil mi? Bak sen küçük bilmişe. Doğruyu söyle anne. Evet, doğru. Kötü adamlar yaptı. Ama beni kim kurtardı biliyor musun? Kim? Ömer abin. Teşekkür ederim. Sen benim kahramanımsın. Sen de gel. Şimdi? Raporlaman gereken dosyalar. Hani beraber yapacaktık? İşte o sen iddiayı kaybetmeden önceydi Uzay. Ömer ve Zehra'nın hala geçmişte ne yaşadığını bilmiyoruz. O yüzden bu iddianın henüz bir kazananı yok. Benim bugün gördüklerimi sen görseydin hiç öyle demezdin. Boş zamanlarında dedikoduya mı başladın Gürcan? Çok ayıp. Ne gördün? Birbirine deli gibi aşık iki insan. Görünürde her şey bu hikayenin bir aşk hikayesi olduğunu gösteriyor olabilir. İşte tam da bu yüzden sana dosyalarında mutluluklar. Ben evime gidiyorum. Bunlar ne şimdi? Ömer ve Zehra'nın dosyaları. Her ikisini de baştan sona 7 kere okudum ama hala cevaplanmayan sorular var. Ve bu sorular cevaplandığında kazananın ben olduğumu göreceksin. Efendim? Evet, yanımda. Emredersiniz. Kim Halit Başkan? Evet. Ne oldu ki, ne diyor? Sacide teyze sen bırak, biz yaparız. Olur mu öyle şey canım? Olur olur anne, biz yapıyoruz. Ben de yardım ediyorum. Peki madem. Dediğiniz gibi olsun. Sokmuyorlar beni mutfağa. Müthiş. Azam sen. Harika. Bir tane daha vereyim mi? Olmuş. Annenden yemek yapmayı öğrenmelisin.
Biliyorum ki zaten keki ben yaptım. Öyle mi? Öyle tabii. Of. Ben ömrümde böyle bir şey yemedim. Bu ne? Çok iyi. Enfes. Ne yapıyorsunuz siz? Hiç. Bir şey mi yiyorsunuz? Ne oğlum? Ne alakası var? Ne saklıyorsunuz bakayım? Bir şey değil. Ben size sofraya oturmadan bir şey yemeyin demedim mi? Ha kızım? Bir tane de varsa. Çok iyi olmamış mı? Yenmez. Yemekten önce bir şey yenmez. Lütfen. Ah. Nasıl? Çok güzel olmuş. Çok iyi. Çok iyi. Süper. Bravo. Yakında kızın seni geçecek. Sofraya oturmadan bir şey yemek yok anneciğim. Çok bilmiş seni. Başka ne vardı? Başka bir şey yok. Börek var, gördüm. Bana kadar. Teşekkür ederim. Bakayım. Ne tekrar bravo. Ben doğurdum. Sacide Hanım, hiç merak etmeyin. En kısa zamanda diğer eşyalarınıza girecek. Sağ olun. Birkaç hatıra var aslında. Halim'den kalan fotoğraflar, eşyalar. Bir tek onun için üzülüyorum. Hiç üzülmeyin. Arkadaşlar oradaki bütün eşyaları toplayıp buraya size teslim edecekler. Sağ olun. Siz olmasaydınız? Siz bu devlete iki tane aslan gibi evlat yetiştirmişsiniz. Biz ne yapsak azdır Sacide Hanım. Yemekler hazır. Birazdan burada olurlar. Geldiler. Kim? Kim geldi? Uzay, Gürcan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne işiniz var sizin burada? Biz gidelim. Oğlum öyle denir mi hiç? Arkadaşların içeri buyur etsene, ben çağırdım. Geçin içeri, geç. Geç. Gel içeride çıkar, gel. Ben kapatayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gel. Hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi akşamlar çocuklar. Sizin ne işiniz var burada? Söyledim sana, biz gelmeyelim diye. Ha? Olur mu öyle şey? İyi ki geldiniz. Biz de sen sofraya oturuyorduk. Beraber yeriz. Şey, çam sakızı çoban armağanı. Ne tatlısınız ya. Çok teşekkür ederiz. Yalnız onlar benim hediyelerim. Bir tanesini de Sacide teyzeye aldım. Ha. Güle güle oturun. Ay. Oğlum niye zahmet ettin? Zahmet mi olur? Ben ilk kez birilerinin evine misafirliğe geliyorum. Hediye alınması gerektiğini bilmiyordum, özür dilerim. O kadar ihtiyacım var ki. Çok sevindim. Güle güle kullan. Çok teşekkür ederim Gürcan. Anlamadım ki, ne işe yarayacak ki bunlar? Nasıl yani? Sen onların ne işe yaradığını bilmiyor musun? Biliyorum ama... Senin gibi bir istihbaratçı hiç yakıştıramadım Uzay. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk yavrum. Nasılsın? İyiyim. Sen? Ben de iyiyim. Okul nasıl gidiyor? İyi. Hadi sofraya buyurun. Hadi. Buyurun. Efkar babayla Korkut'u da haber verseydik keşke ya. Ay ne iyi olurdu. İşleri vardır canım belki yani. Buyur Ömer. Korkut yandaysa al da bize gel. Evde mükellef bir sofra var, herkes burada. Annem, Zehra, kurumdan arkadaşlar. Çok güzel olurdu ama şimdi müsait değilim. Başka zaman olsa olur mu? Eyvallah, nasıl dersen. Efkar baba. Her şey için sağ ol. Ben yokken evime, anneme sahip çıktın. Senin de Korkut'un da hakkını ödeyemem.
Öyle bir şeyin lafı mı olur be Ömer? Öz babamın yapmadığını yaptın. Hakkını helal et. Helal olsun. Sen de hakkını helal et. Al, teşekkür ederim. Ne diyor Ömer? Yemeğe çağırıyor. Gidecek miyiz? Selim'in ailesi öyle o haldeyken boğazımdan geçmez be Korkut. Dostumun intikamını almadan gülmek haram bana. Sen merak etme baba. Sağa sola haber saldım. O Bedro denen kansızı bulacağız. Eyvallah Korkut. Eyvallah. Siz hiç merak etmeyin. Ben örgütün bütün imkanlarını seferber edeceğim. Tamam kardeşim, tamam ya, tamam. Sarı kafada hiç laftan anlamıyor. Başkanım hoş geldin. Ne durumdayız? Mühimmat lazım, para lazım. Lan oğlum, derdiniz gücünüz para olmuş lan, yazık lan. Hele şuna bak. Ha. Sen işini görür biraz. Tamam mı? Sağ ol başkanım. Ama işi sıkı tut ha, yoksa faturayı bana keserler. Merak etme başkan. Aferin. Telefona mesaj gelecek. Adres falan hepsi orada yazacak. Tamam mı? Sen de malzemeyi o adrese getireceksin. Ne zaman gelecek mesaj? Ne bileyim lan ne zaman? Telefonun başında bekle işte. Allah Allah. Bak, gözünüzü dört açın. Tamam mı? Merak etme başkan. Bir sıkıntı çıkarsa da kapıya işareti çakarsınız. Tamam başkan. Ayık olun. Ayık olun. Tamam başkan. Gerçekten elinize sağlık. Her şey çok lezzetli. Herhalde en çok yemeği Uzay abi sevdi. Herkes bitirdi. O hala yiyor. Ben normalde bu kadar yemem ama. Yağmurcuğum ne kadar ayıp. Uzay sen rahatına bak ye. Her şey çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. En son ne zaman böyle bir sofrada oturduğumu hatırlamıyorum. Sanırım çocukluğumda. Benim de yıllar olmuştur. Babam ailece yemeği çok severdi. Yani tahmin ediyorsunuzdur, vakit bulamazdı. Ama gene de çok severdi. Allah rahmet eylesin. Mete Başkan çok iyi bir istihbaratçıydı. Hepimizin babası gibiydi. Mekanı cennet olsun. Amin. Amin. Herkes buradayken kafama takılan bir soruyu Sacide Hanım'a sormak istiyorum. Sacide Hanım, siz bilirsiniz. Ömer ve Zehra geçmişte ne yaşadı? Uzay. Bu benim için çok önemli bir mesele başkanım. Yani Gürcan için de öyle ama şu anda kendileri konuşmayı tercih etmiyor. Siz gittikten sonra hep bu konuyu tartışıyoruz. Hatta bu konuyu düşünmekten geceleri uyku girmiyor gözüme. Bunu Ömer'le Zehra'ya sordun. Tabii ki. Ama ikisi de kaçamak cevaplar veriyor. Halit Başkan'a sormaya da zaten korkuyorum. Yaptığım analizler neticesinde bu konuyu öğrenmek için en doğru adresin
siz olduğu kanaatine vardım. Yücel, neden bacağıma vuruyorsun? Şimdi yani onların anlatmadığı bir şey benim anlatmam pek doğru olmaz herhalde Uzay'cığım, değil mi? Hı. Uzay, bence el yemekleri sana pek yaramadı. Aha. Ben de merak ediyorum aslında. Yağmur. Tamam sustum. Tamam, son bir soru. Geçmişte yaşanan ayrılığın sebebi aşk mı iş mi? Yani Gürcan'la iddiaya girdik de. Evet, yemeğini yediysen fak fak kalkalım, hadi bakalım. Yanlış bir şey mi söyledim başkanım? Hani böyle aile gibi bir ortam olunca ben de rahat rahat konuşuruz diye düşünmüştüm. Neyse, devlet işleri beklemez. Hadi karar gel geçelim. Ellerinize sağlık tekrar. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun, yine bekleriz. Siz Uzay'ın kusuruna bakmayın. İddiaya girdiniz demek. Evet. Yarın karargâhta görüşürüz arkadaşlar. Sence aşk mı iş mi? Efendim? İddia ediyorum. Sen ne düşünüyorsun? Kesinlikle iş. Aşk mı yoksa? Sana bir sır vereyim mi? Lütfen. Aramızda kalacak ama. Söz. İkisi birden. Uzay. Geliyorum. Her şey için çok teşekkür ederiz tekrar. Yine bekleriz başkan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biz de gidelim. Ne güzel oturuyorduk. Yağmur'un okulu var, uykusu geldi. Zaten komşu olduk, geliriz hep. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Masayı toplamayacak mısın? Dur, zaten ortalık karışık. Uzay. Hı. Ömer dün akşam sana ne dedi? Aramızda kalacağını söz verdim. Günaydın. Günaydın. Gece biraz araştırma yaptım. Bunun neticesinde halkımızın %88'i yeni taşınan birinin evine giderken hediye oluyormuş. Kalan %12'lik kısımsa hediye almadığı için ev sahipleri tarafından eleştiriliyormuş. Bu sebeple ben de %12'lik kısmında olmak istemedim. Oh, ağırmış. Teşekkür ederiz Uzay. Biraz değişik bir hediye taktiğim oldu ama. Uzay, ne aldın? Çok merak ediyorum. En çok tercih edilen ev hediyeleri sıralamasında %22 ile kek kalıbı geliyor. Yani bunu bilmen için araştırma yapmana gerek yoktu tabii. Ben rakamlara inanırım Gürcan. Kek kalıbı mı aldın? Hayır. Gürcan'la aynı hediyeyi almamak için %18'de ikinci sırada olan Nevresim takımını seçtim. Bu arada kahve fincanı %16 ile üçüncü sırada. Oo, çok güzel. Beğendiniz mi? Güzel. Teşekkürler. Arkadaşlar, yeni bir istihbarat var. Harekete geçmişler. 5 dakika sonra toplantı. Çok beğendim Uzay. Evet. Değişelim mi? Olur. Ne
kardeşim, hadi kardeşim. Şu randevunuza bir zamanında gelin be. Ağaç olduk burada, ağaç. Francis Bey, hoş geldiniz. Ne durumdayız Bedro? Her şey istediğiniz gibi. Hazırlıklar tamam. Bu sefer hata istemiyorum. Yok, tabii, tabii. Yalnız Francis Bey, örgütü ikna etmem birazcık zor olacak. Ne istiyorsun? Açık konuş. Yani bu kadar mühimmatın tedariği, sevkiyatı, yani bunlar hep... Para. Örgüttekileri ikna etmek için yeterli mi? Sağdan çok ciddi istihbaratlar var arkadaşlar. Nedir başkanım? Örgüt içinde çok ciddi bir hareketlilik söz konusu. Çeşitli hücre evlerinden ciddi miktarda mühimmat sevkiyatı yapılmış. Terör saldırısı mı? Daha çok spesifik bir hedefleri var gibi. Bazı örgüt elemanlarını bu işle ilgilenmesi için tahsis etmişler. Yine neyin peşindeler acaba? Milli Muharip uçağıyla ilgili olabilir mi? Net bir bilgimiz yok ama olabilir. Yarın bıraktıkları işi bitirmek isteyeceklerdir. Gürcan, Harley ve Fransız'la ilgili bir gelişme var mı? Yakın takipteyiz başkanım. Arkadaşlar gece gündüz peşlerindeler. Tamam. Bak Pedro, bu sefer bu iş bitecek. Bu sefer bitmemesi mümkün değil. Yoksa hesabını senden sorarım, anlıyor musun Pedro? Hesabını senden sorarım. Bizimkiler hedefi çalışmaya başladılar bile Francis Bey. Güzel. Ne zaman harekete geçiyoruz? Sen hazırlığını yap. Benden haber bekle. Tamam. Arkadaşlar, neyin peşinde olduklarını bir an önce öğrenmemiz gerekiyor. Efendim, Francis'in peşinde olan arkadaşlardan geldi. Önemli olabileceğini düşündüm. Sağ ol. Para alışverişine benziyor. Yapacakları eylem her neyse... Bu adamı kullanmak isteyecekler. Kim olduğunu biliyor muyuz başkanım? Kod adı Bedro. Örgütün şehir yapılanmalarından sorumlu. Genç yaşlarından itibaren çeşitli terör kamplarında eğitim görmüş. Birçok terör faaliyetinde bulunmuş. Kadınlara zaafı olan, para düşkünü... Aşağılık herifin teki. Yani Bedro'yu bulursak bu eylemi planlayan organizasyona da ulaşırız. Bedro'nun en son görüldüğü yer sağdaki elemanlarımız tarafından teyit edilmiş durumda. Ömer, Zehra, siz bu adrese gidiyorsunuz. Mekan etrafında keşif faaliyetlerine başlayın. Emredersiniz. Gürcan, sen de taktik timle hemen iletişime geç. Unsurların o adrese hemen intikali sağlansın. Emredersiniz başkanım. Arkadaşlar,
şehir içinde çok hassas bir operasyon icra etmemiz gerekebilir. Yani hata yapma lüksüne sahip değiliz. Uzay, sen de sahadaki tüm unsurların koordinasyonunu sağlayacaksın. Emredersiniz başkanım. Hadi işimizin başına. Baba, borcu aldım yeriz diye. Ya Allah'ını seversen dün geceden beri bir şey yemedin. Bir lokma bir şey al. Metrodan haber yok mu hala? Her yere haber saldım. Bundan sonra kaçar. Kaçar ama saklanamaz. Şefik. Birazdan gelecek. Pedro'ya dair ipucu arıyor. Bir şeyler öğrenmiş olabilir. Sadece anneye söyledin mi? Ne? Selim abinin. Henüz bilmiyor. Şefik geliyor. Açmayacak mısın? Ben Şefik'le konuşayım baba. Aç Efkar, aç. Aç Efkar şu telefonu, aç. Alo Efkar. Efendim Sacide, bir şey mi oldu? Yok. Bir şey olmadı. Seni merak ettim sadece. İyi misin? Neredesin Efkar? Yeni eve taşındık. Ortada yoksun. Ömer seni sorup duruyor. Ne zaman geleceksin? Ben gelemem artık sadece. Ne demek gelemem? Ne diyorsun? Neyin var? Bir şey söyle Efkar. Gelemem artık sadece de. Artık gelemem. Kimliğim açığa çıktı. Yüzümü biliyorlar, adresimi biliyorlar. Sana ulaştılar. Selim. Ne oldu Selim'e? Öldü sadece de. Onu öldürdüler. Ne diyorsun Efkar? Nasıl oldu? Bak biz birbirimize bir söz verdik. Onun da bir ailesi ve çocukları var. Ben Selim'in kanını yerde bırakamam Sacide. Efkar, sen gelemiyorsan eğer izin ver, yerini söyle ben geleyim. Neredesin? Artık Hasan Atmaca'nın peşindeler Sacide. Bak beni öldürmeden de durmayacaklar, rahat etmeyecekler. Benim sizin yanınızda olmam size sadece huzursuzluk verir, inan. Gözünü seveyim Efkar. Sakın düşündüğüm şeyi yapma lütfen, ne olur. Sacide bak. Ömer'in hiç haberi olmasın bu yaşananlardan, olur mu? Onun daha fazla zarar görmesini istemiyorum. Hiç yaşanmamış gibi olsun her şey, tamam mı? Sana kızdım. Seni suçladım diye mi söylüyorsun bütün bunları? Ben sensiz ne yaparım Hasan? Ne olur bırakma beni lütfen, yalvarıyorum. Bırakma beni ne olur. Beni unutun artık sadece de, unut. Artık Hasan Atmaca adı sonsuza kadar silinecek, anladın mı? Thank you.
Pedro'nun izini bulduk. Dün örgütle iletişim halinde olan biriyle temasa geçmiş, Şefik yerini öğrenmiş. İyi. Baba, bir şey mi oldu? Hadi gidip şu Pedro kansızının işini bitirelim. Bitirelim baba. Hazırlıklar nasıl gidiyor? Hazırlıklar tamam. Herkes burada Pedro Başkan. Güzel, güzel. Nereden çıktı bu iş Pedro Başkan? Önemli bazı dostlarımızın kıramayacağımız istekleri oldu. Ama karşılığını hayli hayli alacaksın, hiç merak etme. Peki biz niye buradayız? Burası bu iş için doğru yer mi? Yeni biri geldi. Onun talimatları böyle. Burada daha güvendesiniz. Tamam. Tamam. Adrese geldik. Operatör, hedef kaçıncı katta? Takip unsurları size doğru yaklaşıyor. Onlar size bilgi verecek. Keşifi devraldık. Hedefimiz karşıdaki bina. Anlaşıldı. Taktik tim unsurları da orada. Görsel temas sağlandı. İçeri girmek için sizden onay bekliyorlar. Önce kontrol etmemiz lazım. Siviller olabilir. Anlaşıldı. Time durumu bildiriyorum. Teyidi sağladıktan sonra operasyon için işaret vereceğiz. Lan oğlum, beni niye bu numaradan arıyorsun? Bu istediğin cephanelerle ilgili acil bir durum var. Allah Allah. Ya kardeşim, bir işi de bensiz halledin be. Bir işi bensiz halledin. Pedro Başkan olmadan olmuyor. Hatta kal. Hatta kal. Bana bak. Zamanı gelince bu telefondan ulaşacağım. Mesaj gelen adrese gidersiniz, tamam mı? Siviller falan dikkat çekme başkanım. Arkadaşlar seni arka taraftan çıkarsınlar. Tamam, tamam. Alo. Ben oraya geliyorum, beni bekle. O cephanelere ihtiyacım var, tamam? Tamam başkanım. Tamam işte. Ne istediyseniz yaptım. Gelecek mi? Gelecek. Bırakın gideyim artık. Ne olur öldürmeyin beni. Hem söz de vermiştiniz. Tamam lan, öldürmeyeceğiz. Korkma bu kadar. Şunları da bir yere saklayalım. Pedro gelince uyanmasın. Aynen baba. Gel bakalım Pedro, gel. Ecelin seni bekliyor. Gel. Ne durumdayız? İçeri giriyoruz. Burasının bir hücre evi olma olasılığı çok yüksek. Arkadaşlar çok dikkatli olun. İçeride bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. Atma Cançer, cevap verin. Ne oluyor? Burası olduğuna emin miyiz? İçeride ne var? Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Ne için gelmiştiniz? Biz
Ev alacaktık da. Anladım. Randevunuz var mı? Randevumuz yok. Ya yok. Bulundukları yerde emlak ofisi varmış. Emlak ofisi mi? Bu çok saçma. Bedru'nun burada ne işi vardı o zaman? Randevumuz yok ama... Tavsiye üzerine geldik biz. Yeni evlendik de kendimize uygun bir ev arıyoruz. Tamam, o zaman arkadaşlara söyleyeyim, yönlendireyim ben sizi, ilgilensinler. Şöyle buyurun. Normal bir durum gözlemliyor musunuz? İçeride siviller var. Burası gerçekten emlak ofisi. Peki, Bedro'ya dair herhangi bir izler rastladınız mı? Olumsuz. Buraya operasyon yapmamız imkansız. Yani bu şartlarda taktik tim içeri giremez. Hançer, siz gözlemlemeye devam edin. Taktik tim şu an daha beklemede kalacak. Yeni evliler ev satın almak istiyorlar. Tabii, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sizin için uygun dairelerimiz var evimizde. Hemen göstereyim ben izninizle. Atlaca, Hançer, sizden işaret bekliyoruz. Peki Bedro nerede? Buraya girdiğinden emindik. Şimdi bizimkiler yanından çıktım. Herkes tamam. Bizden haber bekleyecektir. Güzel. Mimatlar? Şimdi oraya gidiyorum. Bir sıkıntı çıkmış. Onunla ilgilenmem lazım. Ne sıkıntısı? Vallahi bilmiyorum. Beni ama çağırdı. Geldim saydı. Birazdan anlarsın. Bedro geldiğinde sesini çıkaran olursa kafasına mermiyi yer. Anladıysanız kafanızı sallayın. Aferin. Baba nerede kaldı bu? Gelir birazdan. İnşallah. İnşallah. Şunu da ayırmadan bağlayalım. Hop nereye? Bana bak lan. Bu etti ki. Eğer çok ölmeyi istiyorsan sen bana söyle, zahmet etme. Ben sana yardımcı olurum. Bu baktıklarınız bu sene inşaata bitenler. İlk kullanıcısı siz olacaksınız. Eğer sizin için de uygun olursa tabii. Atmaca, kararınızı verdiniz mi? Herhangi bir tehdit unsuru görüyor musunuz etrafta? Evet, karar verebildiniz mi acaba? Ben bir lavaboya gideyim. Dönüşte karar veririz. Tamam, ben bakmaya devam edeyim. Tabii, ileride solda. Teşekkürler. Rica ederim. Şu iki önceki... Tabii, hemen göstereyim. Anlaşıldı. Ömer keşif faaliyeti yapmak istiyor başkanım. Ben dışarı çıkacağım. Eksikleri tamamlamamız lazım. Ekranı takip edin. Bir aksilik olursa ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Arkadaşlar, farklı bir çıkış kullanmış olmalı. Fazladan bir çıkış yok. Yol olmalı. Uçmadı ya bu adam.
şey var. Ne gördün Ömer? Burada gereksiz sayıda güvenlik kamerası var. İçeride gizli bir oda varsa kamerayla etrafı kontrol etmek istiyor olabilirler. Giriş çıkış yapabilecekleri bir yer gözüme çarpmadı. Ömer, dikkatli ol. Buyurun, nereye bakmıştınız? Ben lavaboya bakmıştım da. Burası muhasebe departmanımız, lavabo şu tarafta. Sağ ol. O adam kimdi? Vardı. O adamda bir iş vardı. Sanki bir şey arıyor gibiydi. Neyse ki bir sıkıntı çıkmadan gitti. Hadi biz işimize dönelim. Doğrudur. Ama odaları geniştir. Yani rahattır, kullanışlıdır. Beğendin mi hayatım? İyi misin sen? İyiyim, iyiyim, gayet iyiyim. Şunu çok beğendim. Bir sen de bak istersen. Hangisi? Şu. Evet. Yani bence gayet güzel. Üç kişi rahat rahat yaşarız. Aa, bebek mi bekliyorsunuz? Ne güzel. Yok, kızımız var. Dört kişi. Dört kişi kim? Dördüncü. Annem. Annem. Annem bizimle mi yaşayacak? Evet. Bana sordun mu? Şimdi soruyorum. Sen bana sormadan böyle bir karar nasıl alabiliyorsun acaba? Tamam ya, şimdi soruyorum işte. Ev falan istemiyoruz. Ya da küçüğe bakın, sen annenle otursun artık, hadi canım. Kusura bakmayın, biz sonra geliriz tekrar. Rica ederim, peki. Hayır, iyi bir şey ya. İyi günler. Ömer, içeride bir hücre evi olduğunu teyit edebiliyor muyuz? Henüz değil ama edeceğiz. Kamera aktif mi? Evet. İçeride şüpheli bir adam vardı. Koridorda karşılaştık. Orada gidebilecek bir yer olmamasına rağmen orada bulunması garip. Görüntüyü size de aktarıyorum. İşte bu adam. Gürcan, görebiliyor musun görüntüyü? Evet, gördüm. Yüz taraması yapıyorum. Şüphelerinde haklısın Ömer. Adam örgüt üyesi. O zaman içeride gerçekten de bir terör hücresi var. Hem de gizli bir oda içerisinde. Arkadaşlar, içerideki sivillere zarar vermeden bu operasyonu yapmamız gerekiyor. Bir plan yapmamız lazım. Benim aklıma bir fikir geldi. Taktik tim'e haber verelim. İçerdekiler ne olduğunu anlamadan bu işi halledeceğiz. Belli olmaz. Her ihtimale hazırlıklı olalım. Bize fark eder mi baba?
Alo. Ha gülüm, buyur. Nerede miyim? Allah. Kızım, dağlardayım diyorum ya. Bizde çatışma bitmez. Mücadelemiz sürüyor yani. Çatışma ihtimali var Korkut. Kendini riske atma. Bakın lan. Anlaşmayı kafanızdan çıkarırsanız o kafanızı koparırım. Tamam. Tamam, ben seni arayacağım gülüm. Tamam, şimdi bir çatışmaya girmem lazım. Ben seni arayacağım. Oldu. Haydi. Yok kimse. O değildi belki de. Başlıyoruz. Sivil hassasiyeti birinci önceliğimiz. Biz hazırız. Klimalar devrede. Gürcan, bu madde renk vermiyor değil mi? Eminsin. Hayır, renksiz. Peki ne zaman etkisini gösterir? Birazdan. Peki sivillere bir zararı olur mu? Hayır, hiçbir zararı yok. Sadece anlık bir uyuşma hissi verir. Ruhları bile duymadan halledeceğiz. Giriş yapıyor başkanım. Girin. Emredersiniz başkanım. Arkadaşlar, gaz etkisini yitirdi. İçeri su güvenli, gelebilirsiniz. Teröristler arka tarafta. Teröristler sizi bekliyor olabilirler. Dikkatli olun.
kendisi kontrol altında. Temiz iş oldu. Zehra, güzel plan. Sağ olun başkanım. Teröristler etkisiz hale getirildi. Sivillerin durumu iyi ama Bedro burada yok. Zehra, hücredekilerle birlikte karargaha gelin. Onların ilk sorgusunda söyleyecekleri çok önemli. Konuş artık. Hedef neydi? Susmak artık senin bir işine yaramayacak. Eğer işbirliği yapmazsam karanlık bir hücrede sonsuza kadar kalmanı sağlarım. Sizinkileri de muhbir olduğunu söylerim. Her gün ölüm etrafında kol gezer. Kendi arkadaşlarına bile güvenemezsin. Önündeki kağıda hangi kuruma ya da hangi stratejik hedefe terör eylemi yapacaktınız yaz! Biz terör eylemi yapmayacaktık. Ne yapacaktınız? Ha? Ne yapacaktınız? O kadar kişi bir araya geldiniz. Ne yapacaktınız? Hedef neydi? Yaz! Bedro'ya ulaşamadık. Bina içindeki başka bir çıkıştan çıktığını değerlendiriyoruz. Muhakkak buluruz. Deşifre oldu artık. Yani hala neyi hedeflediklerini bilmiyoruz. Tüm sağ raporlarını hepsini tek tek taradık. Son gelişme örgütün gündeminde değil. Sanki bu örgütün işi değil gibi. Hatta... İlginç. Bakalım bu işin altından ne çıkacak? Ne oldu Uzay, bir şey mi buldun? Hedeflerini öğrendik başkanım. Neymiş? Hasan Atmaca. Hedefleri Ömer'in babası Hasan Atmaca'ymış. Bedeli ne olursa olsun bu iş bitecek. Baba, ben gerçekten senin için çok endişeleniyorum. Benim için endişelenme kızım. Ben sadece yapılması gerekeni yapıyorum. Yapılması gerekeni mi yapıyorsun? Baba, sen sonucunu düşünmeden hareket ediyorsun. İntikam hırsından dolayı gözün hiçbir şeyi görmüyor. Her şey tamam mı? Bedro ile konuştum, adamları ayarlamış. Gelecek mesajı bekliyorlar. Güzel. Zamanı gelince o harekete geçecektir.
Bunca hazırlık, bunca plan. Tek bir adam için. Yani? Yanesi şu. Sen Hasan Atmaca'ya saplandın. Bu adam yüzünden bize verilen görevleri yerine getiremiyoruz artık. Farkındaysan. Pekala. Madem bu benim kişisel meselem, siz niçin benim için endişeleniyorsunuz? Onu anlamadım. Çünkü bu yaptıkların üst makamlar tarafından duyulursa ve fark edilirse başımızın ağrıyacağını çok iyi biliyorsun. Siz söylemezseniz kimse bir şey duymaz. Tamam, bakın. Endişenizi anlıyorum. Ama Hasan Atmaca ortadan kalktıktan sonra sizi temin ediyorum ki eski güzel günlerimize döneceğiz. Peki onu nasıl bulacağız? Adam yine kayıplara karıştı. Örgütün babamla ne işi olabilir? Asıl soru, Hartley bu işin neresinde? Bence tam merkezinde. Yani Hartley kendi elinde yapamadığını örgüt elinde yapmaya çalışıyor. Böylece kendi eli temiz kalacak. Her taşın altından nasıl çıkabiliyorsun? Ne yapacağız peki başkanım? Sorgudan aradığımız tüm sorulara cevap bulmamız zaman alacaktır. Bu benim kişisel meselem. İzninizle başkan. İzninizle. Sana soracağım sorulara hızlı cevaplar vereceksin. Hasan Atmaca'yı hedef almanızı söyleyen kimdi? Bu örgüt işi değil. Kişisel mesele galiba. Bizimle başka bir iletişim kurdu. İsim ver, isim ver. Hardley mi? Francis mi? Helen mi? Bunları tanımıyorum. Başka biriydi. Bedro'da yeni birinden bahsediyordu. Başka biriydi ama hiç görmedik onu. Yemin ederim kim olduğunu bilmiyorum. Dur! Dur da! İşimiz bitmedi! Bitmedi. Hasan Atmaca'ya nasıl ulaşacaktınız? Müdahale edelim mi? Bırakın. Ama bu protokol... Her bilgi işimize yarayacak, vaktimiz yok. Konuş Hasan Atmaca nerede? Konuş yoksa senin başını duvara... Konuştururum seni! Sadece bir telefon verdiler. Özel bir hat varmış iletişim için. Hasan Atmaca'nın adresi bulunduğunda buradan bize haber verecekler. Biz de harekete geçecektik. O telefonu bulun hemen. Nasıl bulmayı düşünüyorsun peki Hasan Atmaca'yı? Francis doğru söylüyor. Merak etmeyin. Her şeyi tüm detaylarıyla o planladı. Biz sadece yardımcı olacağız. Önce Hasan Atmaca'yı ortaya çıkaracak. Sonra da işini bitirecek. Bizim halledemediğimiz işi o halledecek yani. Hı hı. Alo, Bedro ben, Bedro. Bu numara nereden çıktı?
Ya hattı kırdım attım, sorma başıma gelenleri. Ne oldu? Ya bu Hasan Atmaca denen manyak peşime düştü, izi mi bulmuş? Hasan Atmaca. Nasıl bulmuş seni? Ya taktı bana kafayı, arkadaşına sıktım ya. Ben de kaçtım geldim, saklandım burada bir yere. Tamam Bedro. Sen şimdi mekana geç. Ben sana haber vereceğim. Bundan sonrası bizde. Tamam, tamam. Tamam, çok sağ olasın Fransız kardeşim. Vallahi bu herif kafayı yemiş yani, gözü dönmüş. Çok dikkatli olmak lazım. Alo. Hasan Atmaca Bedro'nun peşindeymiş. Güzel. Böyle olacağını söylemişti. Hasan Atmaca anca öyle ortaya çıkardı. Ne demek bu, ben anlamadım. Şu demek, Hasan Atmaca'ya Bedro üzerinden ulaşacak. Yani Bedro'yu takip ederse günün sonunda nereye gittiğini öğrenmiş olacağız. Tamam tamam, şimdi anladım. Yani Bedro sadece bir yem ve bundan haberi dahi yok. Öyle mi? Zafer'e giden her yol mübahtır kızım. Hasan Atmaca'nın artık kaçacak yeri yok. Babamın Bedro'nun geleceği yok. Belki de geldi, biz kaçırdık. Nasıl ulaşacağız biz bu adama? Ara lan şunu bir daha. Telefonum cebimde. Son numara mı? Evet. Çalmıyor. Kırmıştır attı belki. Söyle lan. Nerede Bedro'a? Nasıl ulaşacağız? Bilmiyorum dedim. Başka numarası yok bende. Ara sıra işi düştüğü zaman kendisi gelir. Söyleme lan! Yalan! Söyleme! Bilmiyorum! Nerede? Bedro! Nasıl ulaşacağız? Baba adam ölecek. Söyleme! Oğlum lan seni nasıl ulaşacağız? Söyle oğlum! Bırak lan! Bırak lan beni! Başka telefonu yok bende. Boğarım seni! Boğarım! Söyle! Baba! Adam ölecek. Bu son şansından patlatırım beynini, söyle! Nerede lan Bedro? Söyle lan! Ne var orada? Özel bir telefon var orada. Hakikaten var. Ne işe yarar bu? Özel bir telefonu. Ona mesaj gelecekti. Biz de mühimmatları oraya götürecektik. Hepsi bu kadar. O zaman buraya gelecek mesaj üzerinden Bedro'nun adresine ulaşabileceğiz. Doğru mu? Anlaşıldı. Biraz daha bekleyeceğiz. Kalk lan, kalk. Kalk. Evet. Bu telefonu mekandan alınan eşyaların arasında bulduk. Var mı gelen bir mesaj? Henüz yok. Dışarıdan aramaları kapalı. Sadece mesaj açık. Böyle bekleyecek miyiz? Belki çoktan yerini buldular. Telefona mesaj gelir. Öylelikle adamın yerini buluruz. Beklemekten başka çaremiz yok. Halit Başkan geldiğinde ona sorarız. Ne yapacağımıza karar veririz. Halit Başkan nerede bu arada?
Ah Efkar, neredesin sen? Halit Bey, buyurun. Kusura bakmayın, böyle habersiz geldim. Yok, rica ederim. Buyurun lütfen. Ayakta kalmayın lütfen. Buyurun, geçin. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim Halit Bey, siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Ne içersiniz, ne ikram edeyim size? Hiçbir şey almayayım, fazla vaktinizi almayacağım. Sadece bir konu hakkında görüşünüzü almak için geldim. Tabii, buyurun. Hasan Atmaca, kocanız. Hayatta olduğunu biliyoruz Sarıca Hanım. Hasan Atmaca'nın sahte bir kimlikle hayatını sürdürdüğünü tahmin ediyoruz. Bize o ismi vermeniz gerekiyor. Meseleyi kişiselleştirmek istesem de artık bu hepimizin meselesi. Bak bana. Bizim birbirimizden başka kimsemiz yok. Anla artık bunu. Bak, bu ekip ilk kurulduğunda herkes ailesini bırakıp geldi. Biz birbirimize aile olduk. Artık sen de bu ailenin bir parçasısın. Karma karışık bir haldeyim Zehra. Hani canım yandığında canın yanıyor ya. Şimdi de senin canın yanıyor, görüyorum. Benim de canım yanıyor Ömer. Bir yandan canım yanıyor. Bir yandan hiçbir şey hissetmiyorum. Yakında bütün sırlar açığa çıkacak. İçini ferah tut, tamam mı? Hayırdır baba? Neyi düşünüyorsun? Ömer, o zarar görmesin diye çekilen onca çile. Ama yine engel olamadım bak. Senin bir kabahatin yok. Ömer tüm bu yaşananları anlayacaktır. Gerçekler ortaya çıkınca. Belki de nefretin de haklıdır. Ya ben onlara yıllarca üzüntüden, gözyaşından başka hiçbir şey yaşatmadım ki. Varsın ama yoksun. Nefes alıyorsun ama onlarla aynı havayı soluyamıyorsun. Böyle babalık mı olur ya? Yok baba, yok, sen öyle deme. İnsanın babasının bir yerlerde nefes aldığını bilmesi bile kimisi için şükür sebebi. Belki de bu gerçeği hiç kimse bilmemeli. Herkes için belki de en iyisi budur ha. Sacıda Hanım, artık bu mesele
sizin meseleniz olmaktan çıktı. Yani ne biliyorsanız bize anlatırsanız çok sevinirim. Sadece Hanım, Hasan Atmaca öyle bir işe bulaştı ki bu artık onunla sınırlı değil. Bu artık milli güvenlik sorunu. Halit Bey, ben ocakta yemeği unuttum, altı yanmasın. Anladım. Yalnız şöyle bir durum var. Sadece Hanım, kocanızın hayatı tehlike altında. Ve bu durum oğlunuz Ömer'i de etkiliyor. Hasan Atmaca'nın kendini oluşturduğu yeni kimliğini bize söylemeniz gerekiyor. Anladım. Ben daha fazla rahatsız etmeyeyim sizi. Görüşmek üzere. Sacide Hanım, bakın gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Ama kocanızın peşindeki, onu öldürmek isteyen adamlar çok kararlılar. Eğer geç kalırsak, gerçekten hiçbir anlamı kalmaz. Araştırmanızı istiyorum. Sonuçları sadece benimle paylaşacaksınız, tamam mı? Anladım. Yarın bitecek mi bu iş? Tamam. Pekala. Senden gelecek güzel haberleri bekliyor olacağım. Sana güveniyorum. Ona fazla güveniyorsun. Evet. Çünkü bugüne kadar vermiş olduğum hiçbir işi yarım bırakmadı. Öyle mi? Peki bundan sonra ne olacak? Ne yapacaksın? Bekleyeceğiz. Bundan sonrası onda. Telefonla gerekli kişilere mesaj atacak. Sonra Hasan Atmaca'dan sonsuza kadar kurtulacağız. Ömer. Saat çok geç oldu. Hadi gidelim. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Ben bu gece buradayım. Burada yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Yani mesajın ne zaman geleceğini de bilmiyoruz ya. Olsun, yine de bekleyeceğim. Tamam arkadaşlar, siz gidin. Benim zaten daha işim var. Ben buradayım. Peki o zaman. Biz gidiyoruz. İyi geceler. Benim için sabahlamana gerek yok. Bunu yapmak zorunda değilsin. Seninle bir ilgisi yok ki. Benim bir sürü dosya işim var. Sabaha kadar onları bitirmem lazım. Hem ben bu ekibin lideriyim. Hatırlatırım.
Babanı mı düşünüyorsun? Ben hissediyorum. Yakında kavuşacaksınız. Kahve yaptım sana. İçin ısınır. Sağ ol. Bir gelişme var mı? Şimdilik bir mesaj yok. Var mı iletişim baba? Yok. Yanlış bir iz üzerinde miyiz acaba? Yok baba. Adam adresi buradan mesaj gönderecekler dedi ya. Sakin ol ha. Aç bagajı aç. Kalk lan. Kalk. Hani mesaj gelecekti? Abi bana bu kadar söylendi. Daha fazlasını bilmiyorum ben. Bak panik atak var bende.
Nefes alamıyorum burada. Kapatma. Helen. Bir haber yok mu halim? Yok. Ama endişe etme. Her şey ayarlandığında o bizi arayacaktır. Alo? Tamam. Sana güveniyorum. Harekete geçiyoruz. Mesaj geldi. Adres yazıyor mu? Evet. Halit Başkan'a haber verirsiniz. Nereye Ömer? Adres geldi başkan. Tek başına mı gideceksin? Bu benim kişisel meselem. Burada kişisel meselelere yer yok. Bu mesele hepimizin meselesi arkadaşlar. Eğer senin bir sorunun varsa bu hepimizin sorunudur. Sağ olun başkanım. Ben de seninle geliyorum. Biz de seni yalnız bırakmayız Ömer. Kulaklıklarınızı açık bırakın. Karargâhtan destek göreceğiz. Teşekkürler. Bu desteğiniz benim için çok önemli. Hadi bir an önce çıkın. Yalnız dikkatli olun ve bizimle iletişimde kalın, tamam? Bedro'nun bulunduğu adresi o mu şimdi baba? Mesaja göre evet. Belli ki adamlarını yanına çağırıyor. E seni bizi orada güzel bir cümbüş bekliyor. Kambersiz düğün yaparsam bozulurum demiştin. Daralırım demiştin. Al işte beraber cümbüşe gidiyoruz şimdi. Eyvallah baba. Seninle ölüme de eyvallah. Nerede kaldı lan bunlar? Mesaj herkese gitmiştir. Şş, hazır olun lan, ayık olun ha. Uyumayın. Alo Fransız Bey. Bu adamlar gelmedi, cephane de yok. Ne yapacağız ya? Sıkıntı yok, her şey yolunda Bedro. Benim anlamadığım biz bu. Hasan Atmaca'yı nasıl bulacağız? Sen şimdi o meseleyi hiç düşünme. Benden haber bekle, tamam mı? Tamam. Ne diyor Bedro? Bedro son sözlerini söylüyor. Başına geleceklerden haberi bile yok. Artık hiç kimsenin, hiçbir şeyin bir önemi yok. Bu sefer bu iş bitmeli. Ne hissediyorsun? Biz orada neyin beklediğini bilmiyoruz ama... içimde garip bir huzursuzluk var.
bundan sonra ne olacak baba? Yani Bedro ölünce? Bedro'yu öldüreceğiz. Sonra da tek tek diğerlerini indireceğiz. Köklerini kurutmadan bize huzur yok. Ne kadar mesafeleri kaldı? Varmak üzereler. Başkanım. Efendim? Araştırmamızı istediğiniz özel dosyanın sonuçları burada. Sağ ol. Ne acaba? Özel dosya falan mı? Gürcan, önüne döner misin? Gerçeklerin sonunda meydana çıktı. Of! Çok sıkıldım ha burada beklemekten. Bu işin içinde bir iş var ama. Bakalım ortaya çıkar nasıl olsa. Ha. Bunlar bizimkiler. Git, gidin bak bakayım. Bak bakayım. Çık bak, çık bak, çık bak. Nerede kaldınız? Nerede kaldınız? Lan! Lan! Ayık olun, baskın var. Baskın var. Geç, geç, geç. Geç adamı. Ayık ol. Geç, geç, geç. Bedro, Bedro. Sen nereden çıktın lan? Mekana geldik. Burası terk edilmiş bir depo. Baba, ben dışarı kolaçan ediyorum.
Neden buradasın sen? Bana burada bekle dediler, ben de bekliyorum vallahi bak. Sahiplerin seni ölüme terk etmiş. Ben içeri giriyorum. Ne oluyor? Ömer, Zehra? İçeriden silah sesleri geldi. Baba. Allah aşkına bak. Yapma ne olur. Bak, kurban olayım, öldürme beni. Ne istersen. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben içeri gideceğim. Ömer çok tehlikeli. Belli ki babamı buldular. İçeride. Ömer, destek yönlendiriyoruz. Bekleyin. O kadar zamanımız olmayabilir. Silah sesleri kesildi. İçerideki babam. Babasına kavuşacak mı?